Merhaba gençler, Kurt Akademi YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Ari Yayınları Matematik Defterimde Mini Kazanım Testi Test 19'da dersimize devam ediyoruz. Gençler, ilk sorumuza dersimize başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili arkadaşlar, hazırsak ilk sorumuzla dersimize başlayalım. Şöyle birinci sorumuzu açalım. Verilen sayının bilimsel gösterimi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Gerçi bir sayının bilimsel gösterimi olması için evet şöyle A sayısı gençler mutlak değer içerisinde birden küçük 10'dan pardon birden büyük 10'dan küçük olmalıydı. Aynı zamanda 1'e de eşit olabilir diyorduk. Burada A çarpı 10 üstü n şeklinde gençler burada n'in de tam sayı olması gerekir. Bu formatta yazıldığı zaman bilimsel gösterime uygundur diyoruz. O halde bize verilen sayıyı şöyle 1, 2, 3, 4, 5 basamak büyüterek 7 tam %55 yazıyorum. Sayımız 5 basamak büyüdüğü zaman kuvvet 5 tane azalır. Eksi 4'ten 5 çıkartırsam 10 üssü eksi 9 olur. Evet, bilimsel gösterim 7 tam %55 çarpı 10 üssü eksi 9 ile Denizli seçeneği doğru yanıt olur diyelim. Evet sevgili gençler, devam edelim. İkinci sorumuza geçelim. 43.000 litrenin, evet 43.000 litrenin kaç mililitre olduğunu gösteren ifadenin bilimsel gösterimi aşağıdakiler hangisidir diyor. Gerçi 1 litre 1000 mililitre. Bunu da istersek 10 üstü 3 mililitre şeklinde yazabiliriz. O halde 43.000 dediği için gençler 43.000'i bu litre cinsinden. Evet, 43 çarpı 1000 demek gençler 10 üzeri 3 demektir. Bunu da mililitre çevirmek için tekrar bunu gençler 1000 yerine yazdık. Buraya dikkat edelim. Tekrar mililitre çevirmek için 10 üstü 3 ile çarparız. Düzenlersem 43 çarpı 10 üstü 3 ile 10 üstü 3'ü çarparsak kuvvetleri toplar 10 üstü 6 mililitre yazarız. Bunu bilimsel gösterim yapmak için gençler sayımızı 4 tam onda 3 olarak yazıyorum. Yani sayıyı önündeki kase bir tane küçüldü. Kuvvet bir tane büyür. Ve 10 üstü 7 mililitre olur. 4 tam 10'da 3 çarpı 10 üstü 7. Gördüğünüz gibi Bursa'sı seçeneğinde doğru cevaptır deriz. Evet, devam edelim ve 3. sorumuza geçelim. Üstü ifadesinin bilimsel gösterimi hangisidir demiş. Gençler öncelikle sayımızın 3. kuvvetini daha rahat alabilmek için sayıyı düzenleyelim ve 5 haline getirelim. Şöyle 1, 2, 3, 4 basamak sayıyı büyütüyorum. 5 çarpı 10 üstü eksi 4 olur. Kuvvet gençler 3. Bakın bu yine parantezin dışarısında. Buradan 5'in 3. kuvveti 125. 10 üzeri eksi 4'ün 3. kuvvetinde kuvvetler çarpılır. Ve 10 üstü eksi 12 olur. Bunu bilimsel gösterim haline getirmek için 1, 2 tane sayımızı küçültüyoruz. Kuvvet 2 tane büyür. Eksi 12'ye 2 eklersek eksi 10 olur. 1 tam %25 çarpı 10 üstü eksi 10 yanıtı. Evet, gördüğünüz gibi Ceyhan seçeneğinde doğru yanıt olur deriz. Evet, devam edelim ve bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, geldik 4. sorumuza. Kartın üzerinde yazılan sayının bilimsel gösterimini istiyor. Şimdi gençler 10 üstü eksi 6'yı paydadan kurtarmak için pay kısmını çıkartırsak 10 üstü 6 olarak yazılır. O halde 217 çarpı 10 üstü 6 yazdık. Bunu bilimsel gösterim haline getirmek için bakın sayımızın virgülü 217'nin sağındaydı. 1, 2 basamak. Evet, öndeki katsayı küçültüyorum. O halde kuvvet de gençler 2 tane azalır. Sayı 2 tane küçüldüğü için kuvvet 2 tane artar. Özür dilerim gençler. 6'yı 2 eklersek 10 üstü 8 olur. 2 tam %17 çarpı 10 üstü 8. Ceyhan seçeneği doğru cevap olur deriz. Geldik 5. sorumuza. Normal insan vücudundaki kılcal damarların toplamı 40.000 kilometredir. Buna göre bu uzunluğun mililitre cinsinden evet, bilimsel gösterimini istiyor gençler. Önceki 40.000 kilometreyi sayısal olarak ifade edelim.
40 çarpı 1000 demek ki gençler 10 üstü 3 demektir. Bu da kilometre cinsinden oldu. Bunu sevgili gençler şimdi milimetreye çevireceğim. Gördüğünüz gibi 10 üstü 6 ile çarpmamız gerekir. 40 çarpı 10 üstü 3 çarpı 10 üstü 6 olur. Burada da yine sayılarımızı düzenlersek tabanlar eşken kuvvetleri topladığım 10 üstü 9 milimetre oldu. Burada gençler 10 üstü 9'u aynen bırakalım ama 40'ı 4 haline getireceğim bilimsel gösterim için. 4 çarpı sayı bir tane küçüldüğü için 9 bir tane artar. Ve 10 üstü 10 milimetre olur diyoruz. 4 çarpı 10 üstü 10 yanıtı da A seçeneğinde doğru yanıt olur diyelim. Evet, devam edelim ve 6. sorumuza geçelim. İşlemin sonucunu bilimsel gösterimi istiyor gençler. Çarpma işleminde öncelikle daha rahat yapabilmek için gençler şu sıfırdan binde 4'ü düzelteceğim. Bu 4 çarpı sayıyı 1, 2, 3 tane sevgili gençler büyüttük. O halde kuvvet 6, 3 tane azalır. Yani buradan 3 çıkartırız. 10 üstü 3 eşittir. Çarpı 12 çarpı 10 üstü eksi 8. Buradan 4 ile 12'yi çarparsam 48. 10 üstü 3 ile 10 üstü eksi 8 çarparsam da 3 ile eksi 8'i toplarız. 10 üstü eksi 5 olur. Şimdi bunu bilimsel gösterim haline getirmek için sayı bir tane küçültüyorum. Öndeki katsayı küçülünce kuvvet bir tane büyür. Eksi 5'i bir tane büyütürsek eksi 4 olur. 4 tam 10'da 8 çarpı 10 üstü eksi 4 ile sorumuzun yanıtı Bursa seçeneği olur diyelim. Evet, devam edelim. Işığın saniyedeki hızı 300 bin kilometredir. Buna göre bu ışığın 2 dakikada aldığı yolun uzunluğunun desimetre cinsinden bilimsel gösterim istiyor. Gerçi 1 saniyedeki hızı 300 bin kilometre ise 2 dakikayı öncelikle şöyle yazarım. 2 dakika saniyeye çevirirsek gençler 120 saniyedir. O halde 1 saniyedeki hızı 300 bin ise 120 saniyedeki hızı 120 çarpı 300 bindir. Burada gençler şöyle yapabiliriz. 12 ile 3'ü çarparsam 36. Bakın buradaki sıfırları onun kuvveti olarak yanına yazalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane sıfır var. Bu da 36 çarpı 10 üzeri 6 olur diyoruz. Evet gençler bu bizim için evet nedir? Kilometre cinsinden. Bunu desimetreye çevirirken gençler 1 kilometre 10 bin desimetreydi. 10 bini de 10 üzeri 4 olarak yazalım. O halde 36 çarpı 10 üstü 6'yı evet, desimetre yapmak için 10 üstü 4 ile çarpıyoruz. Buradan 36 çarpı 10 üstü 10 desimetredir. Bunu da bilimsel gösterim haline getirmek için sayıyı küçültüyorum. 3 tam 10'da 6 yazdık. Bir basamak küçülttüğüm için kuvvet bir tane büyür. Ve 10 üstü 11 desimetre olur diyoruz. Evet, 3 tam 10'da 6 çarpı 10 üstü 11 ile A seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet, 8. soruyla devam edelim. Ayrıt uzunlukları 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 santimetre, 5 çarpı 10 üzeri 3 santimetre ve 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 santimetre olan bir dikdörtgenler prizmasının hacminin desimetre küp cinsinden evet bilimsel gösterimini istiyor. Şimdi öncelikle ayrıt uzunluklarını direkt çarparsak santimetre küp elde ederiz. Bakın şöyle diyelim yani hacim diyorum. 6 çarpı 10 üzeri eksi 1 çarpı 5 çarpı 10 üstü 3 çarpı 4 çarpı 10 üstü eksi 3. Buradan katsayıyla çarparsak gençler 6 kere 5 30. 30 da 4'ü çarpıyorum 120 çarpı. Yani kuvvetleri toplarsak 3 ile eksi 3 0 yapar. 10 üzeri eksi 1 olur. Toplamlar 10 üzeri eksi 1. Bu nedir gençler? Santimetre küp. 1 desimetre küp 10 üzeri 1000 santimetre küpse yani 10 üzeri 3 santimetre küpse gençler bunu desimetre küpe çevirmek için 10 üzeri 3'e böleriz. Veya gençler ne deriz? 10 üzeri eksi 3'e çarparız gençler. Aynı işlemdir. Buradan istersek şöyle de yazabilirim. 120 çarpı 10 üstü eksi 1 çarpı 10 üstü 3'ü pay kısmını çıkartırsam 10 üstü eksi 3 olur desimetre küp cinsinden. Buradan düzenlersem 120 çarpı 10 üstü eksi 4 oldu. Evet buradan da gençler sayımızı 1, 2 tane küçültüyorum. Kuvvet 2 tane büyür.
Ve 10 üstü eksi 2 desimetre küp olur diyoruz. 1 tam 10'da 2 çarpı 10 üstü eksi 2 ile C seçeneği sorumuzun doğru yanıtıdır. Evet sevgili gençler, bu sorumuzla da dersimi burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.